Son Söz TV'ye ve Gizlerin programına hoş geldiniz. Benim yaş kuşağım anımsar. Biz bir şey anlatmak için, bir kurumu anlatmak için, belki bir yapıyı anlatmak için erken gelen oturur derdik. Erken gelen oturur. Bu sözcüğü, en azından bu tümceyi duyanların hepsi, evet ya egodan bahsediyorsun dediğinizi duyuyorum. Evet, bugün egoyu konuşmak istiyorum ve onu elbette genel müdürüyle konuşmak istiyorum. Taylan Engin Bey'le konuşmak istiyorum. Onun için onun ofisindeyiz. İki tane şey soracağım. Evet, başlayalım isterseniz. Sayın Genel Müdürüm, en azından bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim yaş kuşağım için ego çok kıymetli, çok özeldi hakikaten. Bunun yeni halini de sizinle konuşmak istiyorum. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir gazeteci refleksiyle egoda şu aksıyor, bu aksıyor, şurada problem var, burada problem var değerlendirmesini yapmak istemiyorum açıkçası. Şu iltifatı da baştan yapayım, sizi çok eskiden beri tanıyorum. Benim için Türkiye'de ulaşım meselesinde 5 kişi say deseler, bunun arasında sizi sayarım. Sayarım. Hem ulaşımı meselesini, hem kenti, hem akademik kimliğinizle, hem pratikte yaşadıklarınızla, hem yerel yönetim deneyimlerinizle yakından izledim. Siz bir Ankaralı kimliğiyle dışarıdan baktığınızda ego ilişkisini tarif etmeksizin bu kurumu nasıl sorgulardınız? Yani hangi olumsuzlukları mesela öne çıkarırdınız? Nasıl başladınız daha doğrusu bu işe? Çok güzel. Öncelikle hoş geldiniz. Sizi misafir etmekten de mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkürler. Ego'ya dışarıdan bir gözle bakmamı istediniz. Ego'ya dışarıdan bir gözle baktığımda belediye ve ego tarafını tamamen unutarak. Güzel. İlk gözüme çarpan aslında otobüslerin mevcut durumu olurdu. Bir şehre daha önce de geldiğimde, burada görev yapmadan önce de çok gözüme takılan, benim içimde bir sorun olan konu, işte otobüslerin eskiliği, model olarak eskide kalması, temizlik sorunları. Hijyen. Çok sık gözüme çarpan bir sorun. Bunu bir eleştiri olarak kesinlikle ortaya koyabilirim. Metro istasyonlarımızın iç düzeniyle ilgili bir eleştiri de bulunabilirim bu gözle baktığımda. Çünkü yapılar, mesela özellikle Ankara tarafı, Sayın Karayalçı'nın yaptığı dönemin, başladığı dönem şekliyle kalmış durumda. Değil mi? Dolayısıyla orada bir revizyona, görüntünün yenilenmesine ihtiyaç var. Onu yine bir kent sakini olarak değerlendirirsem bir sorun olarak görüyorum. Bunun dışında tabii bir de daha eskisini bilmediğimden de kaynaklı olabilir ama bir ego kimliği, ego isminin geri planda kaldığına dair bir endişem var, onu görüyorum. Egoyu daha iyi bahsedilir hale getirebilmek gerekir diye düşünüyorum. Daha da fazla eleştirmeyeyim kendimi tabii. Peki. Hayır, bu başlangıç için iyi bir başlangıç bu. Yani böyle eleştirildi. Çünkü bu değerlendirmeyi 5. yılın sonunda bu cümleyle başlarız aslında. O zaman döneriz otobüslerin niteliğini konuşuruz, hijyenini konuşuruz, metronun duraklarının yenilenmesi meselesini konuşuruz. Aslında iyi bir zemin bu. Ben bir Ankaralı kimliği, bir Ankaralı sevdalısı kimliğimle söylüyorum. Belki de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütünüyle ilgili değerlendirmeyi yapmak mümkün. Evrensele yaklaşma noktasında, daha modern algılanma konusunda, refahın artırılması noktasında sizin en azından sosyal medyada izlediğim çabalarınız var. Bir yandan Avrupa Birliği ile ilişkiler içinde onlarla birlikte geliştirdiğiniz bir yığın proje var. Bunların somut sonuçlarını elbette göreceğiz diye düşünüyorum. Bunların bir hazırlık çabaları olduğunu düşünüyorum. En azından biz Ankaralılara belki kısa, orta, uzun vade diye tanımlanacak bir biçimde bizi heyecanlandıracak ne projeler olacak hocam? Tabii ki hani bununla ilgili de bahsedeyim ama soruya gelmeden önce bir önceki soruyla da bağlantılı açısından bu bahsettiğim otobüslerin mevcut durumu, temizlik, hijyen sorunu ile ilgili tabii ki yani Ankaralı olarak şehirde dolaşırken kendi gözüme çarptığı gibi bir de tabii bunun sorumluluğunu taşıyorum. Ve bu alanda da gerçekten harekete geçmiş durumdayız. Kesinlikle. Hem bölge
garajlarımızda, bölge çalışma alanlarımızda yenilenmeye gidiyoruz. Hem de araç filomuzu gençleştirmek için hazırlık aşamasındayız. Yaklaşık 3 ay gibi bir süredir ben genel müdürlük görevini üstlenmiş durumdayım. Tabii böyle bir çalışmanın her aşamasını oturtmak, gerçekleştirmek kısa bir süredir mümkün yok. Hiç kuşku yok. Ama şundan hani kesinlikle emin olabilirsiniz. Bu sorunların hepsini gidip yerinde tespit ediyoruz. İşte burada oturan bir genel müdür olmaktansa işte haftanın 2-3 gününü sahada, bölgelerde geçiren, toplu taşımada geçiren bir genel müdür olmaya çalışıyorum. Çok güzel. İş yerime haftada en az bir gün toplu taşımayla geliyorum. Ve hani bu sorunları kendim gözlemleyip çözümlerini arkadaşlarımla birlikte konuşuyoruz, kararlaştırıyoruz. Bu anlamda bu geçtiğimiz son 3 ayda hem başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın da vizyonu çerçevesinde filo yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda en son gelen Mercedes otobüslerimiz vardı, doğalgazlı. Bunların üstüne son 3 ayda yeşil bir... otobüsler. Kırmızı. 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 Doğalgaz. Ha, içi yeşil. İçi, içi yeşil. 32 adet de yeni filomuza araç kattık bu son 3 ayda. Ve yine Sayın Başkan'ın seçim döneminde, kampanya döneminde söz verdiği filomuzu gençleştirme, yenileme sözüne de uygun bir şekilde bir plan çalışması yaptık. Hedefimiz şu ki her sene amacımız 200 otobüs ama 100 otobüsün altına da düşmeden filo yenileme çalışmamıza devam edeceğiz. Güzel. Böylelikle biraz önce benim bir yolcu olarak şikayet ettiğim sorunu gidermiş olacağız. Buna ilişkin bir çalışmamız hazır, devam ediyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Gönül her şeyi yapmak ister, çok hızlı yapmak ister. Ama kısıtlı kaynakları yönetiyoruz. Ülkenin ekonomik durumu belli. Peki. Belediyelerin gelirleriyle ilgili yaşadığı sorunlar belliyken tabii ki bu kısıtlı kaynakları en verimli halde kullanmakla yükümlüyüz. Bunu da dikkate alarak bu bir programa 5 yıllık vadeye yaydığımız bir programla hareket ediyoruz. Programı doğru bir mantıkla ilerletebilmek için de saha ziyaretlerine başladık. Mesela bu dönem Çubuk ilçesinden başladığımız ilçe ziyaretlerine işte Beypazarı'yla, Etimesgut'la, bunlar tabii büyük şehir olmanın sorumlulukları değil mi hocam? Yani tabii ki. Siz, tabii hatta ki. Şimdi şey var, köyleri mahalleye çevirdik ama bir ulaşım meselesi de bir zorunluluk olarak karşımıza çıktı. Tabii ki her mahallemizin de bir ulaşım sorunu oluyor. Eski deyimiyle her köyümüzün. Evet, tabii. Yerleşim tabii ki oldukça hızlı artıyor. Biliyorsunuz depremden sonra Ankara'da gerçekten yoğun bir hareketlilik oldu. Doğru. Dolayısıyla ulaşım ihtiyacımız artıyor. Bugün 1910-1915 araçla sahaya çıkabilir durumdayız. Ama bu yeterli değil. Bir yandan özel halk otobüsleriyle ilişkilerimiz var. Özel halk otobüslerini ayakta tutarak filo eksiğimizi, yetişemediğimiz alanları toplamaya çalışıyoruz. Ama bütün bunların önünde en çok değer verdiğimiz konu da şu, vatandaş bizden ne istiyor? Güzel. Bu ilçe ziyaretlerini bunun için yapıyoruz. Yerinde dinliyoruz. Güzel. Bu dönemin gerçekten farklı bir çalışması. Metodumuz da şu, gidiyoruz, dinliyoruz, gittiğimiz her yerde söz veriyoruz. 4 ay sonra tekrar geleceğiz. Taleplerinizden hangilerini karşılayabildik? Hangilerini niçin karşılayamadık? Tam bir checklist. Bunun sorumluluğuyla gelip bunu ifade edeceğiz diyoruz. Bütün çalışmalarımızı da bu temele, bu verilere dayandırarak ilerletiyoruz. Tabii bunun yanı sıra bizim için çok önemli başka bir konu çalışanlarımız. Sonuçta biz Ankaralılara hizmeti sürücülerimizle, temizlik görevlilerimizle, vatmanlarımızla, güvenlik görevlilerimizle veriyoruz. Sahada EGO'nun vatandaşla buluştuğu yüz oluyor onlar. Onların bazı eksikleri var. Bu eksikleri tamamlamak için büyük bir gayret içindeyiz. Özellikle otobüs hareket noktalarımızın yenilenmesi, şoförlerimizin gün içinde yoğun çalışan, neredeyse boşluksuz çalışan şoförlerimizin bir 5-10 dakikada olsa oturup bir çay içebilecekleri, lavabo ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar oluşturmak üzere bir çalışmamızı yaptık. Eski ve hiç olmayan alanları artık donatmaya başlayacağız bu yaz sonuna itibaren.
Tabii burada bir başka sorunumuz daha var. Kadın çalışanlarımız var bizim. Kadın şoförlerimiz var. Sayılarını arttırmaya çalışıyoruz. Onların da ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Şoförlerin yüzde kaçı? Şu an 40 tane kadın şoförümüz var. 40-42. Şimdi bu arada şoför sayısını düzenli takip etmek çok zor. EYT'den sonra sürekli emekli olan şoförümüz oluyor. Dolayısıyla hani dünkü rakamımla bugünkü rakamımı tutamayabiliyor. Ama onların ihtiyaçlarını da karşılayacak çözümler hazırlıyoruz. Kadın şoförlerimiz, kadın vatmanlarımıza bu konuda gerçekten çok da güveniyoruz. Güler yüzle hizmet ediyorlar. Diğer arkadaşlarımıza örnek oluyorlar. Dolayısıyla bu alana da eğildik. Bunu da elimizde tutuyoruz. Yine malumunuz elektronik ücret toplama sisteminde bir değişime gidildi. Yaklaşık 10-11 yıldır çalışan bir sistem vardı ve türlü sorunları var şimdi. Tek tek detayına girmeyeyim ama gelir kayıplarına yol açan, vatandaşın kaybına yol açan sorunları çok sık yaşanmaya başladığı için bir sistem değişikliği kararı alınmıştı. Bu benden önce alınmış bir karardı. Hı hı. Ancak geçişini yapmak bana nasip oldu diyelim. Güzel. Geçişler her zaman sancılıdır, büyük sorumludur. Türkiye'nin pek çok kentinde de bu yaşandı daha önce. Biz Ankara olarak, Ege olarak bunu gerçekten hafif hasarlarla geçirebildik. Peki bu düzenleme şeye karşılayacak mı? Yanılmıyorsam birkaç gün önce de anons edildi. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler arasında hatta biraz refahın paylaşılması noktasında bir kart uygulaması olacak. Yani diyelim ki Zonguldak'ta yaşayan biri de Ankara'ya geldiği zaman EGO hizmetlerinden otobüslerde yararlanabilecek aslında. Bu evet. Da müthiş bir devrim sayılabilecek bir çaba. Böyle bir çaba buna var. Uygun mu bu altyapı? Altyapımız uygun. Aslında diğer şehirlerde de uygun altyapılar var. Ancak buradaki sorun şey tabii. Her bir kartın bağlı olduğu ve ücretinin ödendiği farklı alanlar var. Doğru. Bunlar arasındaki finansal alışverişi düzenleyecek bir yazılım, programa ihtiyaç var. Bunun çalışması yapılıyor. Çok güzel. Ama tabii dünya değişiyor, teknoloji gelişiyor artık. Cebinizdeki kredi kartı, temassız kredi kartı ya da cep telefonunuzun işte NFC özelliğiyle her yerde kartınızı kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsi bir teknolojik gelişme ama bizim Ankara için daha çok önem verdiğimiz yine önümüzdeki dönemin projesi olarak da söyleyebileceğim araç içinde güvenli yolculuk kısmı var. Yani araç içindeki kameralarımızın anlık çalışması, bir takip merkezi oluşturarak bunları anlık görebilmemiz, uzaktan müdahale edebilmemizi sağlayacak bir teknoloji yatırımı yapıyoruz. Çok güzel. Bütün araçlarımızda yıl başına kadar bu teknolojik donanım gerçekleşmiş olacak. Böylelikle yolcularımızın herhangi bir şikayeti olduğunda, yaşanan bir kusur olduğunda anında görebileceğiz. Geçiş. Araçlarımızda suçu önleyici, hakaret edici, caydırıcı bir işlem haline getiriyoruz. Süper. Tabii bunların yanı sıra başka ne var? Bunlar bizim sahada yaptığımız işler. Bir yandan metro hatlarımız var biliyorsunuz. Biz aynı zamanda sistem işletiyoruz. Yenilerini merak ediyorum. Bağlıca'yı merak ediyorum. Evet. Şöyle şu an Mamak metrosu diye bildiğimiz. Daha önce ihaleye çıkıp iptal edilen. Biliyorum. Sayın Yavaş'ın çok doğru bir kararıyla. Kesinlikle. Evet. Şu an tekrar ihaleye çıkıyoruz. Zannediyorum bu ayın sonunda. Bu sefer ciddi teklifler gelecektir diye umut ediyorum. Biz de öyle umuyoruz. Yani bu işte seçim öncesi bu tip sıkıntılar yaşanabiliyor ülkemizde maalesef. Bu sefer iyi bir ihale süreciyle bu sonlandırılacak. Dolayısıyla Mamak metrosunun inşaatına başlanacak. Çok güzel. Yine şu an Ulaştırma Bakanlığı'nın altyapı yatırımları genel müdürlüğünde bekleyen 3 adet metro projemiz var onay sürecinde. Sayın genel müdürümüzle de birlikte de görüştük. Bunların ufak tefek revizyonları var. Dolayısıyla çok yakın bir zamanda yine ben 2025'e de sarkacağını sanmıyorum. 3 yeni projemizin de olurunu almış olacağız. Bunlar koru yapıcı şey. Bağlantısı Bağlıca'ya bağlantı. Yine bir dikmen hattımız var ki güzel. Üzerinde çok durduğumuz. Bütün Ankara'nın da bence beklediği aslında. Kesinlikle. İlginç. Hatta bizim için bir öncelik.
Güzel. Onu da söyleyeyim. Çok güzel. Bunların bir an önce devreye sokulması gerekiyor. Tabii bir yandan bunlar için finans çalışması yapıyoruz. Güzel. Biliyorsunuz büyük yatırımlar bunlar. Tabii. Belediyenin öz kaynaklarıyla yapılabilecek yatırımlar değil. Hem ulusal hem uluslararası finans arayışlarımız da var bununla ilgili. Aslında oldukça da iyi geçiyor, onu da biliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi kredibilitesi ve güvenilirliği gerçekten yüksek bir belediye. AA grubunda hepsi artık değil mi? Evet. Yani bunda Sayın Başkan'ın da büyük katkısı var. Doğru. Dolayısıyla bunlarla beraber aslında yeni bir Ankara altyapısı da hazırlanmış oluyor. Çok sağ ol. Yine bir başka konu, bir başka proje, bu biraz daha sosyal de diyebilirsiniz ama bu Ego'nun ve Ankara'nın kültürünü devam ettirmek amaçlı. Yakın bir zamanda önceki Ego genel müdürlerimizi davet ederek bir Ego'nun gelecek vizyonunu beraber konuşmak istiyorum. Güzel. Onları davet ederek bir toplantı yapacağız. Onların fikirlerini alacağım. Çünkü hepsinin benden daha fazla deneyimi var Ankara ve Ego üzerine. Yine orada bir ortak çalışma masası oluşturmaya çalışıyoruz. Bir başka konumuz, malumunuz şu an işte biz 3 büyük şehiriz. Türkiye'nin en büyük 3 büyük şehri İstanbul, İzmir ve Ankara. Gerek İETT Genel Müdürümüz olsun, gerek ESOT Genel Müdürümüz olsun, oldukça büyük bir uyum halindeyiz. Ne güzel. Uluslararası etkinliklere, fuarlara ortak katılımı sağlıyoruz. Çok güzel. Birbirimizi desteklediğimizi, birbirimizle irtibat halinde olduğumuzu, hizmette yarıştığımızı ama projelerde ortaklaştığımızı beyan ettik. Bunun bir göstergesi olarak da hem başkent olmamız sebebiyle hem benim bu alanda bir daha tecrübeli olmam sebebiyle güzel diyelim. İlk toplantısını Eylül ayında Ankara'da yapacağımız bir toplu ulaşım çalıştayıyla çok güzel bir ortak projelendirme, kamu kaynaklarının verimli kullanılması üzerine bir çalışmamız müthiş olacak. Müthiş. Evet. Teşekkür ediyorum. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yayın öncesi en azından kendime telkin ediyordum. Ankaralılar bilirler. Yine başta söylediğim gibi benim kuşağım bilir. Bu otobüslerin, hatta bunun boynuzları vardı. Onun içinde otomatik kapının orada şey yazardı. Dikkat, otomatik kapı çarpar yazardı. Kapı değil, kapu. Yani nereden nereye meselesi. Çünkü belli ki o dışarıda üretilmiş bir otomobil hiç kuşkusuz. Ve içerideki o instructionlar da onların diline en yakın haliyle yazılmıştı. Hiç unutmuyorum. Bir sürü Ankaralı anımsayacaktır. Kapı değildi o. Kapı. Kapuydu. Kapuydu. Evet. Güzelmiş. Onu evet duymamıştım. İlk defa evet duydum ben evet de. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm. Ben teşekkür ederim. Yani hakikaten bizi topluca heyecanlanabilecek bir şeyler. Biraz sessiz ve derinden gelen bir şey gibi hissediyorum. Böyle bir dip dalgası gibi hissediyorum. Ego'daki değişimi, dönüşümü. Böyle bam diye ortaya çıkacak ve en azından hizmetlerinizi satın alanlar açısından bir kolaylık başlayacak diye hissediyorum. Evet, bizim de inancımız, umudumuz bu yönde. Bunu yapmak için çalışıyoruz. Ama bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii. Biz de belli aralıklarla bunu yapabilirsek, benim de bu söylediklerimi çek etme. Çek ederiz. Geçen söyleşide bunları zevkle söylemiştik. Tabii. Nereye geldik? Nereye geldik? Kısmının sorulmasından da çok memnun tamam olurum. Ben de zevkle yaparım. İzleyicilerimiz de bundan müthiş keyif alırlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, bir başka Gizlerin Peşinde programında yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.